28 Şubat değişik şekillerde adlandırılıyor. Postmodern darbe diyenler var. Siyasete ve hatta topluma bir ayar çekme çabası diyenler var. Zannediyorum bu adlandırmaların hepsi doğru. Hepsi en azından gerçeği bir kenarından yakalıyor. Ama kesin olan bir şey var. 28 Şubat askeri bürokrasinin demokratik siyasete ve demokratik siyasetin sonuçlarına müdahale etme ve demokratik siyasete müdahale üzerinden topluma müdahale etme çabalarının yeni bir versiyon olur, konjonktürel adıdır diyebiliriz. 28 Şubat'a gelinmesinde etkili olan faktör, Milli Görüş Hareketi'nin zaman içerisinde Türkiye'nin ana siyaset eksenlerinden biri haline gelmesidir. 28 Şubat söylendiği gibi postmodern darbe değildir. Tam tamına bir darbedir. Özet olarak yani bir askeri gücün siyasi güce manipüle ederek siyasi sonuç alması hareketidir. Yani bu durumda darbe tanımına tam uymaktadır. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Yani 28 Şubat tabii bütün darbe ve muhtıralar gibi toplumsal dokuyu bozdu. Aslında belki toplumsal dokudaki bozulmayı derinleştirdi de diyebiliriz. Çünkü Cumhuriyet'in başlangıcından itibaren aslında muhafazakar, mütedeyyin toplum kesimleri siyasi rejimin ötekileri olarak konumlandırılmışlardı ve onlara yönelik ciddi, sistematik bir dışlama, baskı mekanizması tesis edilmişti. Çok partili hayata dönüşle beraber 1950'de bunda bir gevşeme olmuştu. 1980 sonrası, özellikle 1983'te Özal'ın iktidara gelmesiyle beraber de epeyce bir rahatlama olmuştu. Ama 28 Şubat işte bu normalleşme sürecini geriye çevirdi, tersine çevirdi ve daha büyük bir baskı, daha büyük bir yarılma ortaya çıkardı. 28 Şubat sürecinde baktığımız zaman zinde kuvvetli olarak adlandırdığımız, yani o büyük koalisyona dahil olan işte üniversiteler, işte sendikalar, yargı, medya özellikle bu aktörlerin güçlenmekte olan çevre aktörlerinden çok büyük bir rahatsızlık duyduğunu görüyoruz. Bunun için tabii ki irtica paranoyaları, işte acemendi gösterilerini vesaire öne sürdüler. Ancak aslında daha fazla rahatsız oldukları şey artık eskiden görmedikleri mekanda örtülü ya da sakallı insanları görmeye başlamalarıydı. Ya da üniversitelerde örtülü insanları görmeye başlamalarıydı. Ya da ordu içerisinde de artık dindar insanların yer bulmaya başlamalarıydı. Bunu şuradan anlayabiliyoruz mesela. Daha Refah Partisi iktidar olmamışken dahi ordu içerisinde çok şiddetli tepkiler gelmişti. Dönemin Genelkurmay Başkanı'ndan da. Yani Refah Partisi'nin şunu şunu yaptığı için asker müdahale ettiği söylemi de bu anlamda geçerliliğini yitiriyor. Çünkü daha Refah Partisi iktidara gelmeden ordu çevrelerinde ve bazı medya çevrelerinde çok büyük hareketlenmeler yaşandığını biliyoruz. Bu tür müdahaleler, yani askerlerin demokratik siyasete müdahalesi daha önce de karşımıza çıkmıştı. 60 darbesi malum, 1971'de olanlar malum. Fakat 28 Şubat'ta olay farklı bir boyut kazandı. Bu sadece siyasete müdahale sınırları içerisinde kalmadı, toplumsal hayata müdahaleye dönüştü. Yani toplumun belli bir kesimin, üstelik de sayıları az olmayan, hatta belki toplumun çoğunluğunu teşkil eden bir kesimin hayat tarzına, haklarına, kamusal alanlarda bulunma ve faaliyet yürütme imkanlarına bir müdahaleye dönüştü ve büyük acılara sebep oldu. 28 Şubat'ta mesela medya bir blok olarak, iş dünyası bir blok olarak demokratik iktidarın ve demokratik süreçlerin karşısındaydı. O günkü bütün gazeteler seçilmiş iktidar aleyhine bürokratların istediği istikamette yayın yapmaktaydı. Medya adeta bir monolitik bütün halindeydi. Keza Refah Partisi normal süreç içerisinde oy kaybetme yolunda ilerlemekteydi. Fakat 28 Şubat süreci olayları değiştirdi. Kısmen de olsa Refah geleneğinden gelen AK Parti ortaya çıktı ve Türkiye'nin en büyük partisi oldu ve yıllardır iktidarda. Diğer taraftan medyada büyük bir çoğunluk ortaya çıktı. Bunun yolunu da belki 28 Şubat açtı. Bugünkü medya
bütün problemlerine, kusurlarına rağmen 28 Şubat dönemindeki medyaya göre çok daha çoğulcudu. Toplumun bir kesimi sahiden de ülkede irtica tehlikesi olduğuna, yani ramak kalmış bir durumda olduğuna, bir kısa bir süre sonra işte şeriat devletinin gelip hepsini kıtır kıtır keseceğine inanmıştı. İnananlar daha çok seküler hayat tarzına, tırnak içinde söylüyorum bunu, seküler hayat tarzına sahip Kemalist kesimlerdi. Özellikle onların büyük medya ve kendisini zinde güçler olarak adlandıran bazı güçler, devlet içindeki bazı odaklar, ordu içindeki bazı odaklar, başta Batı Çalışma Grubu adlı yasa dışı oluşum olmak üzere, onlar tarafından korkutulduğunu biliyorum. Bu Batı Çalışma Grubu slaytlar hazırlıyordu, bir organizasyon şeması hazırlıyordu. İşte Haydarpaşa'da irtica deyip başına birincisini oturtuyordu, işte budur diyordu. Yüksek asker şuraya gidip sunum yapıyordu. Ondan sonra komutanların hepsi eyvah burası mahvolmuş deyip hemen herkesin tayini çıkarıyordu. Böyle devletin içerisinde böyle bir kurum vardı, Batı Çalışma Grubu. Şu anda bunun mahkemesi sürüyor. 28 Şubat davası olarak sürüyor. Bu böyle bir kesin bilinen bir grup ve bu davaya ben müdahil olarak başvurdum, kabul edilmedi. Bu nedenle ben Ankara'daki 28 Şubat davasının adil olacağıyla ilgili ciddi şüphelerim var. Yani benim gibi böyle mağdur olmuş bir kimseyi müdahil olarak kabul etmeyen bir mahkemenin verdiği karar bence şüphelidir, gölgelidir, sağlıklı değildir. 1990'lardan sonra tek partili iktidarlar yerini koalisyonlara bırakınca maalesef oluşan siyasi istikrarsızlıklar yeniden bu çevrenin yürüyüşüne sekte uğratmaya başladı ve oluşan siyasi hayal kırıklıkları Refah Partisi'nin güçlenme sürecini geliştirdi. Yani neden Refah Partisi, neden Anavatan Partisi değil, Doğru Yol Partisi değil de Refah Partisi bu süreçte çok öne çıktı? Bunun cevabını burada aramamız lazım. Hayal kırıklığına uğrayan merkez sağ tabanının bir kısmı, yani çevre güçleri dediğimiz güçler, Refah Partisi'nin iktisadi söylemlerinden çok etkilendiler ve yavaş yavaş bu parti altında toplanmaya başladılar. Fakat 28 Şubat şartlarında topluma eskisi kadar kolay müdahale etme imkanı yoktu. Nüfus artmıştı, ekonomik hayat çeşitlenmişti. Turgut Özal'ın reformları sayesinde Anadolu'da yeni bir işveren sınıfı ortaya çıkmaya başlamıştı. Akademik ve entelektüel dünyada eskiden herkes Kemalist, sosyalist, bazen milliyetçi iken muhafazakar olan, liberal olan düşünürler, düşünce adamları ve üniversite hocaları ortaya çıkmaya başlamıştı. Yani çok şartlar çok farklıydı ve tahmin ediyorum ki asker bürokratlar bunu kavrayamadılar. Türkiye sosyolojisini okuyamadılar. 60 darbesi gibi, 71 muhtırası gibi, 80 darbesi gibi, 97 muhtırası da işte o kurucu felsefe dedikleri, daha sonra Cumhuriyet'ten kısa bir süre sonra İkinci grubu dışlayarak, yani Cumhuriyeti beraberce oluşturan o çeşitlilik ve çoğulculuk temelindeki bütün o toplumsal kesimleri dışlayarak egemen olan iradeye karşı olarak adlandırılabilir. Yani sahiden de aslında Türkiye'deki bütün demokratikleşme süreçleri, bütün demokratikleşme hareketleri ona karşıydı. Ve bundan sonra da aslında eğer o oligarşik yapı ve onun uzantısı olan, onun siyasi uzantısı ya da simgesi olan resmi ideoloji varlığını devam ettirdiği sürece de ona karşı olacak. Yani demokrasiyle oligarşiyi yan yana yürütmek mümkün değil. Dolayısıyla da 28 Şubat aslında toplumun geniş kesimlerinin demokratikleşmeyle kazandığı mevzilerin statükonun bir hamlesiyle ondan tekrar geri alınmasıydı. Hem de öyle geri alındı ki bir kuşağın hayatı karartıldı. Pek çok insan bugün asla telafi edilemeyecek şekilde kayıplara uğradı. O dönemde bir orgeneralin işte milli dini vatanseverlik bitmiştir, milli vatanseverlik başlamıştır sözü. Orgeneral söyledi bunu, Kıvrıkoğlu söyledi. İkincisi de o zaman Genelkurmay Başkanı Nizamiye'den döndük dedi. Şimdi bir genelkurmay başkanı, silahlı güç var düşün, büyük 800 bin kişilik bir orduya hükmediyor ve bu Nizamiye'den döndük diyor. Ne demektir? Yani biz yönetime el atacaktık, son anda vazgeçtik. Bu bile darbe niyetinin artık
niyetin ötesinde girişime dönüştüğünü gösterir. Bu itiraf bile bu olayın darbe olduğunun kanıtıdır. Türkiye'de hanımların giyim kuşamına başörtüsüne özel yaşamlarında hiç kimse karışmıyor. Ancak burası hiç kimsenin özel yaşam mekanı değildir. Burası devletin en yüce kurumudur. Burada görev yapanlar devletin kurallarına, geleneklerine uymak zorundadırlar. Burası devlete meydan okunacak yer değildir. Lütfen bu hanıma haddini bildiriniz. Bülent Ecevit aslında bütün o çizdiği zarif, demokratik söylemlerle bezenmiş bir aslında antidemokratik çizgiyi ifade eden bir siyasi geleneği temsil ediyordu. Ama o sözüyle beraber o zarafet de ortadan kalktı ve biz o gün kürsüde orada gürleyen bir bireye, bir kadına, bir vatandaşa yönelik olarak gürleyen bir öfkeli devlet gördük. Ve o bu anlamda onun belki imajıyla ilgili son sahneydi. Keza dindar muhafazakar tabakalar politize oldular ve bilinçlendiler. Hak ve özgürlük mefhumlarının farkına vardılar ve kendi hak ve özgürlükleri için daha etkili, sistematik bir şekilde mücadele etmeye başladılar. Kısaca şunu söyleyebiliriz, 28 Şubat bir bakıma Türkiye için hayırlı sonuçlara yol açmıştır. Ama bu sonuçlar 28 Şubat'ın mimarlarının ve uygulayıcılarının beklentilerinin tabii ki tamamen tersinedir. Türkiye'de liberal ve muhafazakar diyebileceğimiz bir entelektüel canlanma, patlama meydana geldi. Bu da Türkiye'deki sınıfsal değişimin bir işareti olarak ya da sonuçlarından birisi olarak okunabilir. Nitekim 28 Şubat sürecinde en büyük direnişi özgürlükçü, demokrat, liberal ve muhafazakar aydınlar gösterdiler. Solcu aydınların önemli bir bölümü 28 Şubat'a zaten eklemlendi. Şimdi cevabını vermemiz gereken soru şu herhalde. Acaba bürokratik vesayet tamamen bitti mi? Bürokratik vesayetin tekrar canlanma ihtimali var mı? Bürokratik vesayetin tamamen bittiğini söylemek biraz zor. Fakat önemli ölçüde geriletildiğini söylemek mümkün. Bunu da dallara ayırabiliriz. Askeri bürokratik vesayet önemli ölçüde dizginlenmiş durumda. Fakat bu hiçbir zaman hortlamaz diyemeyiz. Çünkü bürokratik vesayetin ortadan kalkması bir taraftan zihniyet değişikliğine ihtiyaç duyuyor, bir taraftan da yapısal değişikliklere. Her ikisinde de yeterince mesafe, geri dönülemeyecek şekilde mesafe alındığı kanaatinde değilim. Ama acil bir tehlike gibi görünmüyor. Tabii şunu da hatırlatmak lazım. Bürokratik vesayetin yeni bir versiyonu Gülen cemaatinin seçilmiş iktidara karşı huruç harekatıyla ortaya çıktı. Yani bu cemaatin içerisinde gömülü otonom yapılanma dediğimiz yapılanma bürokratik vesayeti yenileyerek ve kökleştirerek tekrar tesis etmek istedi. O da muvaffak olamadı. Hala devam eden bir mücadele var. Türkiye siyasetinin önemli saç ayaklarından birisi bu. Her ne kadar iktidar kanadı zaman zaman bu milli irade söylemini abartıyorsa da bürokratik iradeyle zıtlaştırıldığında milli irade söylemini kullanmak ve milli iradeye vurgu yapmak çok yanlış değil. Bunu şöyle açıklayabiliriz. Yani son söz hakkı ve Türkiye'de temel kararları alma hakkı seçilmişler aracılığıyla halka ait olmalıdır.